Komutanımızın emriyle bölgemizdeki tüm köylerde traktör sürücülerine traktör sistemleri verdik efendim. Bu faaliyetlerde özetle az önce de arz ettiğim gibi römorklar arkasında ECR 69 ve ECR 70 standartlarında reflektör takılması, arkadan çarpma kazaları önlemek için araçların ışıklandırılması ve kazalarda maalesef özellikle yan yatma şeklinde meydana geldiğinden dolayı rot sistemleri ve kabin kullanılması konusunda uyardık efendim. Bölgemizdeki köylerde de muhtarlarımızla bu eğitimleri takip ettik efendim. Reflektörde bu şekilde efendim iki tane takılması lazım mutlaka römorkların arkasına. Ve arz ettiğim gibi mutlaka ECR 69 ve ECR 70 standartlarında olması lazım efendim. Römorkların. Evet efendim. Uygun görürseniz şey olarak Sayın Valim. Takalım. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Kıymetli hemşehrilerim. Tabii ilimizde Bilecik'te tarım sezonu açıldı. Tarım aletleri, traktörler yoğun bir şekilde kullanılıyor. Tabii haliyle de traktörler hem iş makinesi olmakla birlikte köy içi ulaşımda da haliyle kullanılıyor. Bizim geçtiğimiz yıl maalesef Bilecik'teki olan trafik kazalarında 8 vatandaşımız öldü. Bunun 5'i traktör kazalarında vefat etti. Bizim muradımız bu sene yapacağımız eğitim faaliyetleri de dahil olmak üzere denetimlerde sizlerin yanında olmak suretiyle bu acı kazaların ilimizde tekrarlanmaması, acı sonuçların tekrarlanmaması, vefat sayısını sıfırlamak trafik kazalarında. İnşallah. Bugün de hem ROP demirinin kullanımını bir daha altını çizmek, hem de reflektör takılmasının önemini ifade etmek üzere bir farkındalık çalışması. Jandarma komutanlığımız, ilçe kaymakamlığımız, muhtarlığımız böyle bir çalışmayı burada sergiliyorlar. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Trafikte görmek kadar görünür olmak da çok önemli. Yani siz görüyorsunuz ama sizi de karşındakinin fark etmesi çok kıymetli. O yüzden tepe lambaları, traktörlerde tepe lambaları, römorklarımızdaki bu reflektörler hayati önem kazanıyor. Bu vesileyle ben tekrar ifade etmek istiyorum ki traktörlerinde ROPS demiri ve flaşörü ve reflektörü olmayan sürücülerimiz, vatandaşlarımız bunu bir an önce eksiklerini tamamlasınlar ve o eksiklerini tamamladıktan sonra sürüşe devam etsinler. Bunun için de bizler jandarma trafik timlerimiz vasıtasıyla, muhtarlarımız eliyle, kaymakamlarımızın koordinesinde bunu kontrol edeceğiz. Buradaki maksadımız asla işlerinizi zorlaştırmak değil. Ama az önce bahsettiğimiz gibi köyümüzden, köylümüzden, ilçemizden, ilimizden bir vatandaşımız, bir büyüğümüz, bir abimiz, bir kardeşimiz zarar gördüğünde, hastaneye gittiğinde veyahut da vefat ettiğinde biz hep beraber köy olarak, ilçe olarak, il olarak çok üzülüyoruz. Bu üzüntüyü yaşamamak için de bu takibi de el birliğiyle yapacağız. Sizlerden de ricamız bu faaliyette bizlere destek vermeniz diyoruz. Ve şimdi yapıştırmaya başlayalım şeylere, reflektörleri bir tanesini. En baştan mı başlayayım, buradan mı başlayayım? Baştan başlayalım efendim. Evet, baştan başlayayım, karışmasın değil mi? Evet efendim. Nereye yapıştıralım?
Hasan Bey gel. Buyurun. Gel. Sana nereye yapıştıralım? En orada değil mi? Olur mu burası? Burası olur mu? Ha? Olur mu? O zaman gel beraber yapıştıralım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Bir de lanç. Bir tek yapıştırmalı olmaz. Bir de evet tabii. Bu araya bir de atacağız. Tamam mı? Evet. Sen de gel şöyle. Burası böyle. Gel. Bu buraya sıcak mı? Ha? Olur mu? Tamam mı? Şöyle. Hatta şöyle yapalım. Ama bir vidalayacağım ben. Vidalaman lazım şart. Evet, evet, şart. Şimdilik böyle tutturalım. Şimdilik böyle tutturalım. Uzun bir araç. Yani en ufak bir eğimde bir bakıyorsun takmıyor. Devriliyor. Halim bir de orijinal değil ya bu tepelanmaları bizim eski traktör olduğu için geçiyoruz hemen yani. Sanayide yaparlar. Yapıyor, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şey yaptır abi. Evet. Hadi. Kazasız belasız. Sonra bunu gidelim. Bunu